Şimdi Fenerbahçe her ne kadar biz bunu yazarsak yazalım. Ne diyorum? Önemli bir cümle kullandığımız düşünüyorum devre arasında. Beş değişiklik pandemiden dolayı başladı ve dünya futbolunda şimdilik kaldı bu. Evet. Beş değişiklik çok özel. Mesela koşu mesafeleri o yüzden pek ben takılmıyorum. Tabii Yok, farklı. Farkı beş değişiklik yaptığınız zaman ki vardı geldikten sonra oyunlar daha da uzadı. Tabii. Fenerbahçe'nin de başka bir avantajı da mesela bir değişiklik yaptı Fenerbahçe. Devam edelim. Kim soktu? İsmail'i soktu. Bir evet, de şu 72'de. var. 8 artı 3'te de çok kafası takılacak durumu yok. İsmail'den gelelim, İrfan Can'dan çıkarım. Ferdi. Altay'dan gelirim, Ferdi'den çıkarım. Değil mi? Arda'yı kullanmıyor. Arda'yı kullanmıyor. Arda daha 11 başlamadı. Batı şu aninde ilk kez 11'de oynuyor ligde. Evet. Böyle bir kadro. Ve Hoca İsmail'i alınca ne yaptı hoca? Ee, Lincoln'u burada oynayan Lincoln'u buraya koydu. Oynama özelliği var. Rossi'yi de sağa koydu. Şimdi maça nasıl başladı Fenerbahçe? Sağda İrfan Can, Santifor'da Batu Şahi, solda Enervalenski'ydi. Evet. Maçın bitiminde bu üç oynuyordu. Hatta hatta bir de fantaziyeli linkolünü çıkartıp Arda'yı falan koydu hoca. Yani 5 değil 8 değişiklik hakkı var Fenerbahçe'nin. Çok gördük. O ile arkalı buraya koyuyor. Ferdiyi buraya koyuyor. Veya ferdiyi buraya koyuyor. O sayıyı buraya koyuyor. Aynı şekilde linkolünü burada oynatıyor. Hocam dörtlüde sol bek oynattı linkolünü. Evet. Daha ötesi sol bek var mı? Üçlüde dörtlünün dörtlü evet. sonunda oynattı. Burada oynattı. Forvet arkası oynattı. Sol açık oynattı. Oynattı oynattı. Duran top silahı var Fenerbahçe'nin var. Kullanın da var atanın da var. 2-0 3 uzunu da gönderiyor. Tabii 3 stoperde ceza. Ama ne diyor bekle bekle bek, bek bekli falan yok. mu? yok evet. Çünkü arkada atletlerim var diyor. Gidin kardeşim diyor. Bu da Fenerbahçe'nin kadro derinliğinde e, o, şeyde okudum, gazete okudum stoper istiyormuş. Çünkü rotasyonu pek yapamıyor burada. Şimdi nasıl bir kadrosu var? Şöyle bakalım. Fenerbahçe'nin hani haftada iki maç, üç maç falan deniyor ya. Aslında rakiplerinden farklı bir şey efor oynamıyor. Bakın Fenerbahçe'nin futbolcuları kaç maç oynamışlar? Altay hepsinde oynamış. Dokuz lig maçından bahsediyorum. Salahi dokuz. Henrique yedi. Ferdi sekiz. Lincoln 7, ara Ayşe izleyiciler herhalde görüyorlardır bunu. Evet, bu çok güzel ise, bir tablo. Aslında İrfan Can 4. Altay ile ayla dışında vazgeçilmezi yok demek. Tabi merkezdeki 4 kişi düşün. Değil mi? Altay ay. Hem şimdilik Serdar Aziz, Perez gelince ne olur bilmiyoruz. Ama mesela İrfan Can. Ya müthiş. E, 4 maç oynamış. Peki. <laughs> tabii 2 sene öncesinin yılın transferi. Ama ]ydi. Rossi iyi sezon geçiriyor mu? Yeni sezon götürür Kaç maç oynamış? 3 lig. Peki Ener Valencia'ya bakalım. 8-3. Valencia. Peki Ener Valencia'ya Rossi cebimizde dursun. Tamam. Okay. Avrupa'da kaç maç oynamışlar bakalım. O da Alalım. 12. Yani 3-9 olmuş. Bakın göreceğiz. 3 Rossi, evet. Ener Valencia 8. Alalım Avrupa'yı. Burada Avrupa yanında ha, var. Pardon affedersiniz. 3. Evet. 3. Üç. O da Dokuz. ligde 3, Avrupa'da 9. E nasıl haftada üç gün oynuyor? Doğru. E şimdi böyle bir görüntü hangi takıma nasip oldu 1923'ten beri? Hatta hocam iddia ediyorum Perez sakatlanmasa bence Salah'ı da 9-9 çıkarmazdı. Efendim tabi tabi. Pe Luan Perez sakatlanmasa Salah'ı da 9-9 olmazdı. Kaldı ki bu üçlü de yani devamlı çıkarak oynadı şimdi de kolay değil. O yüzden hoca stoper istiyor. İstiyordur. Şöyle bir görüntü Enervan esiyor digimizin gol kralı Avrupa'da 3 maça çıkmış. Bugün oyuna giren Rossi Avrupa'da 9 ligde 3 kez 11 oynamış. Ya bu Başakşehir iyi de oldu transfer yaptı Fenerbahçe ilk maçını çıktı. 11'de evet. E şimdi E hocam sezona en iyi bakın, başlayan da Zayt yok. o iyi sezon geçiriyor mu? Bence geçiriyor. 5 5. Evet. Beş e Zayt hocam bir anda kayboldu. Evet Zayt aynı şekilde Ali Volski. Ya ne adamam bir Fenerbahçe 2. 2. Şimdi dinlenebiliyor mu? Dinlenebiliyor. Peki oyuna giren oyuncularda bir problem ki yok. Ne olursa olsun oluyor. O sitede, yani bu antrenörün ötesinde bu kadrodan dolayı yıllarca top oynadık. Pazar günü maç oynayan bir oyuncu öbür hafta pazar günü oynayacağını düşünür. Buradaki oyuncu şimdi oynamasa da oynamayacağını ihtimal yüksek görüyor. Ama diğer hafta oynayacağını düşünüyor. Biraz önce e hafta muhtemel 11'ler diyoruz ya gerçekten de en çok merak etmemiz gereken bir haftaya geldik aslında. Ama onun devamında Avrupa maçı var mı? Var. Yine iki antrenöründe hem Rem maçı mesela Fenerbahçe'nin Rem maçı bu yıl oynadığı en zor maç olur. İçeride. Bu oyun yapısından dolayı söylüyorum. Onun için şu tabloya baktığımız zaman ligde Altay, Salahi, hocası, hoca istediği için Henrique'nin Henli'nin bir de Avrupa'da da 6 maçı var dikkat ediyorsan. Değil mi? Evet, yedi, Ama diğer oyunculara o. baktığınız zaman ya Rossi diye bir adam var. Net adam bugün mesela 3 maç oynamış. Bat şu tek maç. Başka bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi bu Şimdi, burada göremiyorum ben e, mesela Serdar Dursun milli takımın forveti. Yok, listede yok. Evet, onu bugün yok. Ona mesaj. da bir saygısı yapmışız ama. Evet İsmail Yüksek bir kez 11'e çıkmış. Avrupa Arenası'na 7 kez var. 7. 1 7. Ha bir de Lemo. var. Peki Başakşehir maçında İsmail 11'de. Hiç şaşırmadım. Ya arkadaş ne işi var der misin Batshuayi? Bak bir maç oynamış diyor evet. İsmail. Bir maçla Batshuayi 7 tane Avrupa'da oynatmış. Oyunculara bir kere neyi vermiş biliyor musun antrenör? Dinamo Kiev'ren veyahut da burada Ankara Uğur Beşiktaş beni ilgilendirmiyor Sen benim birinci oyuncumsun. İsmail de birinci oyuncu zannediyor kendini. Crespo da 7 oynamış. Ya hocam beni oynatmıyor demiyor anne ya. Çok ya bu çok zor ya. bir iş değil mi hocam? Ya? Efendim? Ya bu çok zor. şimdi yönetmek. <laughs> idare etmek, yönetmek, çalıştırmak. Başka şeyler bunlar. Bu da 853 maç deneyimi. Portekiz'de yıldız oyuncularla çalışması. Karizma. Tabii ki şunu da söyleyelim. Kulübün yapısı da önemli. Şimdi kulübün... Ehliyeti vermiş değil mi? Kadro derinliği vermiş. Doymamış transferi de hoca. Daha Bruma'ya falan lisan çıkmamış. Onu da daha söylemiyoruz. Onun için de ligde Fenerbahçe'nin Avrupa'da da mesela Dinamo Kiev'le Ren favori diyor ya. O Artık tamamen o biraz şeydi. Yani biz favori değiliz ama yok geçtik. Evet. Yok. Fenerbahçe bu grubun ilk iki takımından favorisi. Kesinlikle. Liginde favorilerinden bir tanesi. Bunun en önemli sebebi geniş, birbirine denk kadrolar. Ener Valencia, ki orada dört forveti var. Üç, üçlü forvet oynarsa önde, üçlü forvet oynarsa, asla ve asla Pedro ile şu Şuhay'ı solda Aynen. oynayamayacak. Ama King ve Valencia bunların içerisinde en çok oynayacak oyuncu Ener Valencia'dır. Hem Çünkü daha iyi oynayabilir. daha çok. Hayır, hem santıfor oynayabilir, evet. hem solda oynayabilir. Hem de çift santıfor oynayabilir. Yani Pedro çift santıfor olursa ancak Emre'yle birlikte oynayabilir veya Batu ile oynayabilir, aynı şekilde King'de. Zamanında e, forvet arkası da oynadı yani böyle dokuz buçuk dediğimiz. Evet. Sağda da oynar, her, her yerde oynar hücum bölgesinde. Bir, sekiz artı üçle problem yaşamayan tek takım, tek takım. Al sana İsmail, al sana Serdar Aziz, al sana Ferdi, al sana Altay, daha Nazım yok.